Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar, merhabalar öğrencilerim AYT çalışmalarımız devam ediyor sonuzyla. E ne yapıyoruz? Yavaş yavaş konu olarak ilerlemeye başladık. Sonlara doğru gelmeye başladık. 5-6 tane daha başlığım olacaktır ama ne olur, iyi dinle. Nasıl TET'de o 25 tane videoyu çok iyi dinlediysen AYT'de de muhtemelen böyle bir video sayısı çıkacak gibi görünüyor çok iyi dinle. 50 video, işin mantığı ve TET'de karşılığında TET ve AYT netlerinde full çıkarma. Hani derler ya duamız, isteğimiz o yönde tabii ki. Başlık ne? Açıkçası başlık genel kültür içeren bir başlık. Genel kültür neyse, haber kültür neyse, böyle dünya siyasetini takip eden biriysen bunların birçoğu sana tanıdık gelecektir. Ama maalesef böyle bir özelliğe sahip biri değilsen işte bugün çok iyi dinlemelisin. Haliyle çıktılarını almalısın. Özetlerini çok iyi, notlarını çok iyi tutmalısın. Çünkü dedim ya genel kültür değil ise çok çok iyi dinlemelisin. Ama genel kültürün de iyiyse biraz siyasetle aranı ise bugün çok zevkli geçecek. Peki öğrencilerim bu konulara başlamadan önce hep söylüyorum ödevini yapıyor musun? Çünkü biz işimizi yapıyoruz. Biz ödevimizi en iyi şekilde hazırlığımızı yapıp karşınıza çıkıyoruz. Sizden de gerek eşit öğrencisi olarak gerek TS öğrencisi olarak yayınlarımızı alıp ödevlerinizi o gri koç desteğinde en iyi şekilde yapmanızı istiyoruz. Çünkü planlı çalışmak, çünkü disiplinli çalışmak bu işin en önemli özelliği. İşte biz de coğrafyada onu sağlamaya çalışıyoruz ilk günden bu yana. Aynı ciddiyetle ve güzel bir şekilde çalışalım. Ne gelsin? Öğrencilerim artık başlıklar gelsin. Ben de işte karşınızdayım. Ne bunlar? Küresel bölgesel örgüt. O zaman açalım konuyu. Hocam küresel örgüt ne demek? Öğrencilerim dünyada özellikle ne zaman ikinci birinci ve ikinci ne diyor birinci ve ikinci dünya savaşları sonrasında ne olmaya başladı devletler siyasi askeri ekonomik sorunlar yaşamaya başladı diyor bu dünya savaşları sonrası o zaman yeni bir dünya savaşı çıkmasın diye yavaş yavaş bazı ülkeler kendi aralarında bir dayanışma kurmaya başladı İşte bu dayanışmanın etkisiyle yavaş yavaş bölgesel ve küresel örgütler kuruldu diyor. Öğrencilerim küresel örgüt ne demek? Örgüt üyeliği yani bu uluslararası örgüt üyeliği sadece bir kıtada olmuyor. Demek ki bu örgüte farklı kıtalardan da üyeler geliyor ki onlara küresel örgüt deniyor. Ama bölgesel örgüt bir kıtanın kendi içinde gerçekleşiyor. Yani burada şunu görün. Avrupa Birliği'ne, hocam Afrika'dan bir ülke, diyelim ki Avrupa'ya çok yakın bir ülke var. O katılabilir mi? Katılamaz. Çünkü mantığa ters. Çünkü bu kıta Avrupa'sında oluşmuş bir örgüt. Ya da öğrencim Karadeniz Ekonomik İşbirliği genelde nerede işte? Biraz daha Karadeniz kıyısı ve etrafındaki ülkeleri içeriyor. Çok uçuk bir yerden örgüt üyeliği kabul edilmez herhalde. Ya da bağımsız devletler topluluğu paylaşacağım. Biraz daha Sovyet Rusya ile bağlantılı örgüt üyeliği ülkeler gelmeli. Yani eski Sovyet Rusya'dan olmalısın ki bu örgütün mantığıyla uyuşmaya sağlayabilirsin, uyum sağlayabilirsin. O yüzden öğrencilerim farklı kıtalardan üyeliklerin kabul edilmemesi onları bölgesel örgüt yapıyor. Peki ben ne istiyorum? Şöyle bir bak. Küresel örgütlerin bir isimlerine bak, bölgesel örgütlerin bir isimlerine bak ve olayın detayını yavaş yavaş vermeye başlayalım. Küresel örgüt nedir? Bölgesel örgüt nedir? Biraz tanımak lazım. Bir de en önemlisi kendi ülkemizin bu örgütlerden hangisine üye olup olmadığını bilmek lazım. İsterseniz daha başlamadan detaylara hemen o çalışma yapalım mı? Mesela Türkiye bunlardan hangisine üye ve ders anlatırken de bunu dillendireyim bir daha. Hani tekrar olmuş olsun. Birleşmiş Milletlere üye miyiz? Evet. Ozan öğrencilerim üye diyorum. Siz oradan anlayın. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye miyiz? Evet. Hocam biz bir OECD üyesi miyiz? Evet. Ama böyle olmayana çarpı atayım. Biz OPEC üyesi değiliz. Hocam biz grup 20 yani G20 üyesi miyiz? Türkiye olarak evet. Hocam biz D8 üyesi miyiz? Türkiye olarak bakıyorum evet. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü yani NATO üye miyiz? Evet. Avrupa Birliği? Hayır. Karadeniz Ekonomik Birliği geçen sene ÖSYM buradan soru sordu. Evet. Bağımsız devletler topluluğu Sovyet Rusya ile bağlantılı, direkt bağlantılı olmadığım için hayır. O zaman öğrencilerim coğrafyada demek ki üye olduğumuz ve olmadığımız en azından kazanım olarak bunlar. Biz bunların dışında size biraz sonra anlatacağım. Ben bunların dışında size G8'i anlatacağım. Öğren biz bir G8 üyesi de değiliz. O zaman üye değiliz diye not alıyorum. Ama öğrencilerin bir de bunların dışında bilmenizi istediğim bazen seçeneklerde geldiği için biz mesela Avrupa Konseyi'ne üye misiniz peki diyor. Diyeceksin ki evet biz Avrupa Konseyi'ne üyeyiz diye not alıyorum. Hocam peki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir şey var ona üye miyiz? Evet. Dünya Bankası diye bir şey var ona üye miyiz? Evet. IMF diye bir para fonu var ona üye miyiz? Evet. Bunlar böyle seçeneklerde geldiği için açıkçası biraz duymanızı istedim. Belki sorularda da varsa yine detay veririm. Peki bu girişi yaptıktan sonra hazırsan yavaş yavaş işin mantığına girelim. Öğrendiğim soru şu. Birleşmiş Milletler ne örgütü? Açıkçası o bir siyasi örgüt. Hani şeyi bilmeni istiyorum. Hangi örgüt ne? Siyasi mi? Ekonomik mi? Ya da ikisi mi? Ya da askeri örgüt mü? İşte o dipnotları çok iyi bilmen lazım. Coğrafyada Birleşmiş Milletler bir siyasi örgüttür. Hocam amacı ne? İkinci Dünya Savaşı yani Avrupa'da iki tane Dünya Savaşı yaşandı. Dünya bir kaos yaşadı. Çok insan vefat etti. O zaman dünya barışını sağlama adına. Dünyada barış ve güvenliği sağlama adına. Bir daha herkes tırnak içinde kafasına göre savaş başlatmasın. Bir ülkenin egemen egemenliğini hemen böyle suistimal etmesin diye. Bunu bir kanunlara bağlama adına bir örgüt Oluşturuldu. O örgütün adı Birleşmiş Milletler yaklaşık 193 tane öğrencilerim bakıyorum hafızama 193 tane üyesi var e Birleşmiş Milletler e Türkiye üye midir dedik hatta kurucu üyelerden biridir ama öğrencilerim daimi üye yani veto hakkı olan üyeler değildir şu anda beni dinleyen dostlarım tarih dersini de çalıştığı için bizden bilgileriniz daha taze. Halil öğrencilerin veto hakkı olan üyeler vardır. Beş ülke Almanya haliyle Birleşmiş Milletler kurulmadan önce yenilen ülkelerden biri olduğu için iki Dünya Savaşı'nda onu almamışlar. Ama onun dışındaki o güçlü ülkeler bakın hep veto hakkı olan üyeler. ABD, Halil öğren Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa. Yani bunlar karar almadan yani bunlar beşi aynı Kararı almadan bir eylem yapılamıyor. O yüzden bazen birinin işine bir şey gelmediği zaman haliyle bir veto veriyor ve bir karar geçemiyor Birleşmiş Milletler'de. Ya da bir üst kurula taşınmış oluyor. O yüzden öğrencilerim daimi üyeler o veto hakkı üyeleri tanımanı istiyorum. Hocam başka ne bileyim Birleşmiş Milletler hakkında? Bazen ba nerede merkezi nerede diye soruyor. New York'ta olduğunu söylemek isterim. Yani Amerika Birleşik Devletleri New York. Birleşmiş Milletlerin öğrencilerin böyle devlet yapılarına baktığınızda, kazanımlara baktığınızda bir takım alt örgütleri var. Yani öğrencilerim ne demek istiyorum? UNICEF Birleşmiş Milletlere bağlı bir yer. UNESCO Birleşmiş Milletlere bağlı bir yer. ILO Birleşmiş Milletlere bağlı bir yer. IMF, yani IMF buraya bağlı bir yer. Yani o yüzden Birleşmiş Milletlerin böyle alt organlarının bazılarını duymanda fayda var diyorum. Peki öğrencilerim bu mudur, budur? Peki şu taraf ne? Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC örneğin bu OPEC falan karıştırılmasın. Başka bir şey var. OPEC diye geçiyor. Petrol ihraç eden. Adından ne anladın? Bir kere petrol zengini olmanız lazım. Petrol rezervi adına dünyada bir söz sahibi olmanız lazım. Hocam neden kurulmuş? İşte bir ara petrol krizi yaşandıktan sonra ülkeler bir araya gelerek ya böyle kafamıza göre fiyat koymayalım. Dünya piyasasında herkes kafasına göre fiyat koyarsa o arz talep dengesi bozulur. O zaman gelin petrol fiyatlarını beraber belirleyelim. Petrolün yıllık üretimini kaç var üreteceğimizi beraber belleyelim. Böylece ekonomik anlamda birbirimizi destekleyelim. Çünkü biri ucuza satar, diğeri pahalıya satar. Diğer ülkenin ekonomik anlamda çöküşüne yol açar. Yani o yüzden o petrol fiyatlarının çok düşmesi tırnakçı da bu ülkelerin işine gelmiyor. O yüzden o denge politikasını göderek kendi çıkarları adına kararlar alıyorlar. Peki kurucu üyeler kim? Örem Sudarbistan. Kim? İran. Dikkat edin bunların petrol zengini. Kuveyt, Irak ve belki Orta Doğu ülkeleri dışında Venezuela. Hocam peki kurucu üyeler dışında başka üyeler var mı? Havzam yanmıyorsa 14 tane ülke var. Ve işte bu 14 ülkenin ortak noktası petrol zengini olmaları. Yani öğrencilerim o petrol zengini ülkeleri düşünerek soru çözeceksin. Sana mesela seçeneklerde hiç petrol zengini olmayan Japonya gibi, İsviçre gibi ya da Almanya gibi ülkeler verilerek elemen istenecek. İşte senin onu düşünmen ve görmen lazım. Öğrencilerim OPEC Türkiye OPEC üyesi değildir. Hocam OPEC'in merkezi neresi? Hafızam yanıtmıyorsa ne Suud Arabistan diye aklımda kalmış. Suud Arabistan Cidde. Demek ki bilmeniz gereken bir önemli bilgi de bu olsun. Peki hocam bu kim? İslam İşbirliği Teşkilatı diyor. Hocam İslam İşbirliği Teşkilatı ne? İslam İşbirliği Teşkilatı öğrencilerin Müslüman ülkelerin sorunlarını gündeme getirme adına. Özellikle ne? Özellikle Kudüs mevzusu adına. Hani bu İsrail Filistin mevzusu var. Haliyle Filistin'in işgali. Kudüs denilen kutsal yerin İsrail tarafından hani sömürülmesi işgali adına kurulmuş bir örgüt. Yani dünyada öğrencilerim ne istiyor? Müslümanların sorunlarını gündeme getirmek. Müslüman ülkelerin böyle bir tek çatı altında kalıp siyasi açıdan böyle bir ...bazı gündem, bazı Müslüman sorularını gündeme getirmek istiyor. O yüzden Müslüman haklarının çıkarlarını diyor, bak güvenliğini, mücadelesini... ...özellikle burada biraz Kudüs adına yorum yapıyor, onu anlatıyor. E Filistin halkının mücadelesi bağımsızlığını savunan bir örgüt mantığıyla kurulmuş. Merkezi Su Darbistan Cidde diyor. O zaman öğrencilerim demek ki o Su Darbistan ben yanlış, bak o buradaydı. Merkezi Su Darbistan Cidde olan... İslam İşbirliği Teşkilatıymış. Onu ben düzelteyim. Kaç tane üye varmış? 57 tane. Türkiye'de bu üyelerden biri midir? Evet. Peki Türkiye bir dönem başkanlık mı yaptı? Havzam mı olsa Ekremettin İhsanoğlu denilen beyefendi işte bir ara bu konferansın, bu teşkilatın başkanıydı. Yani anlayacağınız Türkiye bu örgüte üyedir. Kudüs sorunun mantığıyla kurulmuştur çünkü bir ara dostlar İsrail ciddi anlamda böyle 60'lı 70'li yıllarda ciddi anlamda bir abluka uyguladı ve buna karşılık bazı Arap ülkeleri İsrail'e savaş açtı. Yani bir ara ortalık karışmıştı 70'li 80'li yıllarda. Sonra işte biraz rutine bağlandı ve böyle çatışmalara döndü. Ama bir ara bazı ülkeler İsrail'in Orta Doğu'da yavaş yavaş yuvalanması büyümesini kendisine tehdit olarak gördüğü için Mısır gibi ülkeler savaş açmıştı ve böyle aylarca yıllarca sürmüştü. O yüzden öğrencilerin bilmeniz gereken bir dipnot İslam İşbirliği Teşkilatı. Peki öğrencilerin bu ne? Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. Ne bu? OECD diye okunuyor. Türkiye bir OECD ülkesi midir? Evet. Merkezi Paris merkezli küresel siyasi ve ekonomik bir örgütür. Hocam diyor ne yapar bu örgüt? Bu örgüt öğrencilerim ne yapar? Üye ülkelerin ekonomik sorunlarının çözüm üretir, yaşam standartlarını yükseltir. Ya da gelişmekte olan ülkelere destek verir işsizlikle mücadele eder haliyle ekonomik bir örgüt olduğu için ticari hayata bir canlılık kazandırır o yüzden üye ülkelerin o ekonomik koşullarını iyileştirme adına kurulmuş gelişmekte olan ülkelere ekonomik anlamda destek vermek üzere hani kredi vesaire anlamda destek vermek üzere kurulmuş bir örgüt olarak tanınıyor siyasi ve ekonomik örgüt. Öğrenci bu ablemle bu ablem G20'ye bir ara ev sahipliği yaparken kullandığımız sembol. Hocam G20 ne demek? Grup 20 yani ekonomik açıdan gelişmiş. Burada yazıyorum böyle 19 tane ülkenin olduğu bir örgütten bahsediyoruz. Hocam ama 20 diyor orada. İşte 19 tane ülke var. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler seçilmiş ve artı bir de dostlarım Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Birliği'nden üyeler katılıyor. O zaman böyle Avrupa Konseyi Başkanı ya da ne bileyim Avrupa Konseyi Başkan Yardımcısı gibi bir hani vasıfta biri katılıyor ve böylece toplamda 20 oluyor. Yani demek ki 19 ülke bir tane de başka bir konseyden başka bir kuruluştan bir yetkili organ katılıyor. Peki hocam grup 20, g ...20 ne yapar işte her sene bu 19 tane ülke kendi aralarında bir döner bir ara işte ev sahipliğini İstanbul değil düzeltiyorum Antalya Belek yapmıştı. Yani Türkiye'de bir ara ev sahipliği yaptı. Her sene bunlardan birinde oluyor. Peki bunlar ne yapıyor işte konuşuyor. Neyi konuşuyor siyasi ve ekonomik meseleleri. O zaman bu örgüt siyasi ve ekonomik bir örgüt müdür? Evet diyeceksin. Türkiye üye midir? Üyedir. Bir ara 2015'te ev sahipliği mi yaptı? Yaptı. Neredeydi o ev sahiplik? Antalya Belek'te yapılmıştı. Hocam peki neden kuruldu? Az önce ifade ettim. Siyasi ve ekonomik anlamda bu ülkelerin arasındaki o dayanışmayı sağlamak için kuruldu. Demek ki dipnot olarak bu bilgi bilinsin. Peki öğrencilerim sırasıyla gidiyorum. Elimden geldiğince işin o püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Peki karşınızda D8 var. Ben D8'e başlamadan G8'i halledebilir miyim? Çünkü Öğrencilerin bazıları biz böyle D8 dediğimizde zihninde bazılarının dedim ya genel kültürü olanlar, siyasi kültürü olanlar ya hocam sanki bir G8 diye bir şey de vardı. Haklısınız diyoruz. G8 başka bir şey ama. Peki hocam G8 ne? Gelişmiş dünyada en gelişmiş 8 ülkenin kurduğu bir örgüt. Yani içinde ABD'nin, Kanada'nın, Japonya'nın, Avrupa ülkelerinden işte Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın olduğu örgüt demek. Hocam bu G8 içinde Rusya'da var mıydı? Vardı. Ve işte Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra bu geri kalan 7 ülke biraz Rusya'ya hani cephe aldı. Hani sen yanlış bir şey yaptın seni cezalandırıyoruz bundan sonra aramıza almıyoruz gibisinden. Yani o yüzden 2014'ten beri yoluna G7 diye devam ediyor. G7 dünyada gelişmiş 7 ülkenin bulunduğu bir örgüt. Hocam işte bu da ne yapıyor yine bu 7 ülke kendi aralarında işte bu 7 ülkenin birinde ne yapıyor her sene toplanıp? Tabii ki dünyadan hem siyasi hem ekonomi gelişmeleri sorguluyorlar ve aralarına 2014'ten beri bir daha söylüyorum Rusya'yı almıyorlar. Peki hocam G7'de Türkiye var mı? Maalesef yok diyorum bunu dipnot olarak bil. Ama D8'i biz kurduk. Baksana diyor 97'de İstanbul'da kuruldu. Hocam 97'de hükümette kim vardı? Necmettin Erbakan. Duymuşsunuzdur eski başbakanlardan ve rahmetli oldu diye biliyorum. Peki hocam neydi Necmettin Erbakan'ın mantığı? Ya 7-8 tane Müslüman ülke var. Bu ülkeler gelişme potansiyeli olan ülkeler. Ya bu gelişmekte olan ülkeler kendi aralarında bir dayanışma sağlarsa dünyanın geleceği adına daha iyi olmaz mı? Yani o gelişmiş ülkelerin tırnak içinde sömüren ülkelerin oyuncağı olmayalım. 8 tane Müslüman ülke kendi aralarında bir dayanışma sağlasın. Kendi aralarında o siyasi ekonomik dayanışmayı, bilgi transferini, bilgi paylaşımını sağlasın ve bu Müslüman ülkeler güçlensin. İşte o güçlü ülkelerle rekabet edebilsin. Yani tırnak içinde hayal bu. Bu niyetle yola çıkıldı. Peki öğrencim istenen randıman istenen böyle verim aldım Hayır zaten işte beyefendi vefat etti dedik haliyle bu örgüt şu anda arzu edilen düzeyde hani bir iğme yakalayamadı. Peki mantığı bu muydu buydu? Kaç tane ülke vardı? Öğrencilerin baktığınız zaman 7-8 tane ülkenin üyeliğini görüyorsun. Hepsinin ortak noktası Müslüman ülke olmaları. O zaman ülkeleri görelim ve testlerde bunlar çok geliyor. Bilmenizde de fayda var. Öğrencilerin bakın Nijerya varmış. Hocam bu kimdi? İki, şurası Mısır. E üç, bizim ülke diyorum. Hocam dört, İran. Beş, Pakistan. Altı, Bangladeş. Öğrencilerim yedi, şöyle yapayım, Malezya. Ve sekiz, Endonezya. Demek ki sekiz tane ülkenin bir araya gelerek kurduğu bir örgüt olarak bilmeni istiyorum. Kurucu üyelerden biri tabii ki İstanbul. Yani Türkiye. Peki NATO nedir? Örneğin NATO coğrafyada askeri bir ittifak. Hocam kime karşı kurulmuş? Dünyada bir ara işte diyorum ya siyaset aran iyi mi? Dünyada bir ara iki blok vardı. Harile öğrencilerim, <laughs> Amerika Birleşik Devletleri ve ona yakın olan ülkeler, Sovyet Rusya ve ona yakın olan ülkeler. Haliyle ABD ve ona yakın ülkelerin kurduğu askeri ittifak NATO ama öğrencilerimiz Sovyet Rusya ve ona yakın ülkelerin kurduğu askeri ittifak Varşova Paktı'ydı. Haliyle NATO komünizme karşı kurulmuş, Sovyet Rusya zihniyetine ve ona yakın olan ülkelere karşı kurulmuş bir askeri ittifak. Yani bir dayanışma. Ve arka planda ne var? Arka planda şu var. ABD'nin öncülüğünde kurulmuş ve ABD ve onun hani şemsiyesi altında, kanatları altında gelişen ülkeler şöyle bir karar almış. Biz işte komünist rejime karşı, komünist ülkelere karşı kendimizi korumak için bir asker ittifak kurmalıyız birimizden bir şey olursa, birimizin başına bir şey gelirse, birimize bir savaş açılırsa hep beraber birleşip tırnak içinde düşmana karşı cevap vereceğiz. Haliyle aynı şeyi diğer tarafta yapıyordu. Diğer tarafta Varşova paktı mantığıyla bize hani bizden birine bir şey olursa güçlerimizi birleştirip karşı tarafa saldırıyoruz. Yani dünyada bir ara böyle bir iki gücün ve ona Hani eşlik edenlerin kurduğu bir düzen vardı. Hocam bu düzen ne zaman yıkıldı? 91'de Sovyet Rusya'nın çökmesiyle. Yani artık NATO'nun rakibi tırnak içinde söylüyorum yenildi ve NATO artık yeni bir düşman ya da yeni bir hedef belirlemeye başladı. Peki oranın NATO'nun hani zihniyet yapısı bu. Peki ABD öncülüğünde mi kurulmuştur? Kesinlikle. Peki şu anda ABD öncülüğünde işte 12 devletin katılımı kuruldu ama daha sonra ne oldu? Daha sonra başka ülkelerde şöyle kağıda bakıyorum. Sanki biraz daha iyi. Başka ülkelerin katılımıyla da şu anda rakam 30'a çıktı. Şu anda 30 tane ülkenin kurduğu bir askeri örgütten bahsediyoruz. Hocam Türkiye bu NATO üyesi midir? Evet. Yani Kuzey Atlantik Anlaşması yani Türkiye NATO'ya tabii ki üye olmuştur. Ne zaman 1952'de üye olduğunu biliyoruz. Haliyle bir savunma örgütü, bir askeri ittifak olduğunu dipnot olarak bilmen lazım. Peki öğrencilerin bu Avrupa Birliği'ni Örneğin Avrupa Birliği, özellikle İki Dünya Savaşı Avrupa kıtasındaki bazı ülkeleri çok yıprattı, ekonomik anlamda çok sarstı ve ne oldu dostlarım bazı ülkeler ne karar aldı hadi gelin birleşelim çünkü birimizi yedik bitirdik gelin güç birliği yapalım o güç birliği yaparak gelin kalkınmaya başlayalım. İşte öğrencilerim yaklaşık böyle 1960'larda yavaş yavaş bazı kurucu üyeler buna adım attı. O kurucu üyeler kim? Altı tane ülkeyle başladı. Önceleri adı Avrupa Birliği değildi. Avrupa Çelik ve Kömür Topluluğu'ydu. Sonrasında Avrupa Birliği adına evrildi. Önceleri Fransa, İtalya, Almanya'nın öncülüğünde başladı. Sonra Belçika, Hollanda, Lüksemburg denilen Benelux ülkeleri onlara katılarak o kurucu üyeler arasına girdi. Halil öğrencilerim neden kuruldu? Tabii ki siyasi ve ekonomik örgüt gel hani üye olan ülkeler bir danışma sergileyelim, siyasi anlamda birimizi destekleyelim, ekonomik anlamda yavaş işte ortak para birimi, bir takım böyle sınırların kaldırıldığı daha rahat imkanların olduğu bir güç dayanışması yapalım. Öğrencilerim bunu başardılar mı? Açıkçası başardılar. 6 olan üye sayısı şu anda 28 idi. İngiltere'nin ayrılmasıyla öğrencilerin biliyorsunuz İngiltere'de Birleşik Krallık'ta bir Brexit olayı gerçekleşti ve rakam 20'ye düştü. Şu anda 27 tane ülkenin oluşturduğu bir birlikten bahsediyoruz ve Türkiye'nin bu örgüte tekrar söylüyorum üye olmadığını dipnot olarak bilmen lazım. Öğrencilerim Türkiye Avrupa Birliği üyesi değildir. Ama dersin girişinde bir şey söyledim. Avrupa Konseyi'ne üye miyiz? Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye miyiz? Evet. O konuda dipnotları unutma. Karadeniz Ekonomik İşbirliği adı üzerinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış içinde yaşaması için istikrarlı bir ülkeler haline gelmeleri için Ekonomik refah düzeyini yakalamaları için kurulmuş olan bir siyasi ekonomik örgüttür. Hocam bu siyasi ekonomik örgüt ne istiyor? Üye ülkeler birbiriyle anlaşsın, kavga gürültü olmasın, beraber ticari ilişkiler gelişsin. Senede birkaç kere toplanalım ve böyle birimizi destekleyelim. Hocam üye kim? Üye Karadeniz'e kıyısı olan 6 tane üye. Kim onlar? Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, öğrencilerim Bulgaristan, Romanya. Peki Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler dışında Karadeniz'e kıyısı olmayıp ya bunları da alalım aramız iyi bunlarla hadi bunları da alalım dediğimiz ülkeler var. Aram Karadeniz'e kıyısı olmamışsa hemen Arnavutluk da alınmış. Bakıyorum şöyle Azerbaycan Karadeniz'e kıyısı yok alınmış. Bakıyorum şöyle Ermenistan Karadeniz'e kıyısı yok ama üyeler kabul edilmiş. Moldova'nın direkt Karadeniz'e kıyısı yok, kabul edilmiş. Sonraki süreçlerde öğrencilerim Yunanistan Karadeniz'e kıyısı yok, kabul edilmiş. Sonraki süreçlerde burada olmayan Sırbistan gibi ülkeler yine kabul edilmiş. Yani onları niye kabul ettiler? Neden altı ülke olarak yoluna devam etmediler? Çünkü altı tane Karadeniz'e kıyısı olan ülke var. Türkiye'de buna dahil ama ne yapılmış? Demek ki diğer ülkelerle de aramız iyi olduğu için... Biraz örgüt üye ülke sayısı anlamda genişletilmiş. Karadeniz'e kıyısı olduğunu bilelim merkezenin İstanbul olduğunu yine dipnot olarak kurucu üye olarak çünkü Türkiye görünüyor bilelim istiyorum hocam bağımsız devletler topluluğunu bize nasıl açıklamıştın girişte şöyle söyledim öğrencilerim Sovyet Rusya diye bir şey vardı tarih bilgim belki benden daha iyidir 91 yılında ne yaptı dostlarım çöktü. Haliyle 91 yılında çökünce Sovyet Rusya'ya bağlı olan bazı ülkeler hani içinden çıkıp bağımsızlığını kazandı. Ukrayna bir anda bağımsızlığını kazandı. İlerleyen yıllarda Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Ermenistan bunlar hep bir ara Sovyet Rusya'nın içinde olan ülkelerdi. Letonya, Estonya işte böyle Litvanya bunların hepsi hani derler ya çökmenin etkisiyle o Sovyet Rusya'nın düşmesiyle beraber bir anda kendi yolumuza devam edelim mantığıyla bağımsızlıklarını kazanıp yollarına devam ettiler. E sonra ne oldu? Şöyle bir gerçek var. Rusya yavaş yavaş güçlenmeye başladı bir daha. O zaman Rusya güçlendikçe bunları tırnak içinde söylüyorum o eski Sovyet Rusya bağlı ülkeleri bir daha kanatların altına almaya çalıştı. Çünkü öğrencilerim yine diyorum halen bu güç mücadelesi devam ediyor. Yani Rusya ile ABD arasında ya da sonraki dönemde yavaş yavaş Çin öne çıkmaya başladı. Çin'le ABD arasında her zaman bir güç mücadelesi var. O yüzden bu güç mücadelesi etrafındaki ülkelerle de oluyor. Yani ABD her zaman Kazakistan'ın liderini ya da işte ülkesini ne yapmak ister? Etki altına almak ister. Ama Sovyet Rusya bunu komşu olarak gördüğü için Rusya Federasyonu buna izin vermez. O yüzden sürekli Rusya sınırındaki ülkelerle arayı tutmak için bir şeyler yapar. ABD sürekli o ülkeleri tırnak içinde karıştırarak Sovyet Rusya'ya karşı antipatik bir hale getirmeye çalışır. Ve bu mücadele 90'lı yıllardan beri devam ediyor. Peki bu mücadele şu anda Rusya'nın öncülüğünde işte kurulan bu örgüt var. Rusya eski kendisinden kopanlara dedi ki ayrılmıyorsunuz. Tırnak içinde ben sizin abinizim. Tamam artık size böyle Hani tek çatı altında toplamayacağım ama gelin bir örgüt kuralım. Bizim bir geçmişimiz var. Siyasi ekonomik anlamda o dayanışmayı bir a sağlayalım. Çünkü birimize muhtacız. Mutlaka Rusya bunlara bir şey satacak ama Rusya da onlardan bir şey alacak. O yüzden o siyasi ekonomik ve dediğim gibi o tek çatı altında değil de artık birbirlerine o abi kardeş mantığını yapma adına kurulan bir örgüt olduğunu da açıkçası söylemek isterim. Hocam Ukrayna ve Gürcistan koptu mu koptu? Neden koptu? İşte yine biraz siyaset. Çünkü işte tarih neydi? 2007 ya da 8'lerde Gürcistan'a Rusya saldırdı. İşte 2014'te Kırım'ı ilhak etti. O yüzden Rusya'nın bazı yaptığı hamleler ciddi anlamda ne yapınca öğrencilerim artık bir sıkıntı olmaya başladı. En azından bunu biliniz. İşte demek ki öğrencilerin bilmeniz gereken bir bilgiydi onu da söylemek isterim. Peki öğrencilerim bu bilgiyi de söyledikten sonra Türkiye'nin haliyle bir üyeliğinin de olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Çünkü Sovyet Rusya'dan kopup ayrılan bir ülke, bağımsızlık kazanan bir ülke değiliz. O açıdan öğrencilerim bunu da biliniz. İşte karşınızda ödüllü bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel örgüt değildir? E, küresel vardı, bölgesel vardı. İşte bunları bir düşünmen lazım. Videoları güzel bir dinle, sonra sorularını çöz. Umarım en kolay şekilde cevaplarsın, en iyi şekilde böyle hemen cevaba gidersin. Yorumlara da yazarsan memnun olurum. Öğrencilerim yorucu bir dersti, sıkı bir dersti ama lazımdı. Çünkü ayrıntı geliyor, ben de elimden geldiğince o ayrıntıları vermeye çalışım. Herkes kendisine çok iyi baksın, görüşmek üzere.